Müge, neredesin? Aa, buradaymış. Ruhunu dinlendiriyormuş kendisi. Nazlıcığım, gel benim aşkım. Anlat bakayım, sen güzel uyudun mu? Evet. Aferin sana benim çiçeğim. Can ne yapıyor? Odasında oyun oynuyor. Müge ablası, bak bakalım Nazlı sana ne diyecekmiş. Sen yaptığım resmi babama götürdün ya, bunu da götürür müsün? Nazlıcığım, tabii ki götürürüz sonra. Sen şimdi ama odana çık canı yanına. Ben geleceğim, tamam mı? Koş. Dur, ne olur yalvarırım, yalvarırım, hemen delirme. Önce beni bir dinle. Ben anlatabilirim, açıklayabilirim yani. Sen bir anlat, ben delirmedim. Anlat bakalım delirecek miyim? Babasının doğum günüymüş. Hı. Çok üzülüyordu, küçücük çocuk. Resim mi yaptım dedi. Yani sadece bir resim var, kötü bir şey yapmadım ki. Bana sorma gereği bile duymadan. Sorsam izin vermezsin diye korktum çünkü. Resim olduğu için yani sadece. Sen dün gece savcının o partide olacağını nereden biliyordun? Bilmiyordum. Nereden bilebilirim ben savcının nerede olacağını? Ortalıkta durmasın diye çantamın içine tıkıştırmıştım onu. Barış, lütfen. Sadece bir resim. Nazlı'ya bir şey yapmayacaksın değil mi? Ben kimseye bir şey yapacak halde miyim sence? He? Sen durumun farkında değilsin galiba. Bak, her yerden saldırıya uğrayabiliriz. Çünkü senin o dangalak kocan benim canım kardeşim. Önüne gelen herkesi harcamış. Seni, beni, Alper'i, daha kim bilir kimleri. Bak Müge, ben seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum. En çok. Ama sana söyledim. Sebebi ne olursa olsun benim arkamdan iş çevirme dedim. Beni bir daha sevmemene katlanabilir. Ama sırtımdan bıçaklamana katlanamam.